bütün nur cemaati, bütün nur talebeleri, ben Fethullah Hoca Efendi'yi seviyorum. Fakat biz 35-40 sene önce o hizmette beraber idik, ayrıldık. Biz burada hizmet ediyoruz. Ama onlar da bizim kardeşlerimiz. Şimdi size de şöyle bir şeyde bulunmak istiyorum Sayın Başbakanım. Ben senin bir çayını içmedim. Ötekilerden de bir kötülük görmedim şahıs olarak. Size de şunu söylemek istiyorum. Biraz daha yumuşak olun. Bir taraf yumuşak olsun. Yumuşayın, yumuşayın biraz şöyle. Sertleşerek, retleşerek, restleşerek bu iş düzelmez. Bütün iki tarafta sizi sevenler o tarafa düşman oluyor. Orayı sevenler bu tarafa düşman oluyor. Hakikati güzel anlayanlar da iki tarafa da dua ediyor. Sizden istirham ediyorum. Bu sefer öteki kalktı. Elini arkasına. Üç kişi geldi. Dedi Fethullah Hoca dedi. Papazla görüşüyor dedi. Bu ne demek? Dedim görüşüyor. Peygamberimiz Ebu Cehil'le görüşüyor. İmanı getirmek için. O da papazla görüşüyor. İmana gelirse sakalı da hazır. Ya şu ya bu, ya dinler arası diyalog, diyalog vardır dedim. İyi demek, iki demek. Diyalog karşılıklı konuşma. Bir papaz konuşacak, bir hoca konuşacak. Hangisini ki üstün gelirse o kabul edilir. Ben geçenlerde bir papazla uçakta konuştum, adam mest oldu. Valla papaz bir soru anladı. Adam çok beğendi, çok güzel anlatıyorsun. Dedim bizim antrenörümüz güzel. Yok kent gün falan. Ulan dedim. Sen kimsin Fethullah Hoca? Sen dedim daha yaz tarihi, kış tarihi nasıl alınır bilmezsin. Yok demiş esasını. Ama o salak bilmiyor. Sen dedim yaz tarihi, kış tarihi nasıl alınır bilmezsin. Fethullah Hoca bir uzatıyor. Bana bak dedim, vallahi döverim sizi. Eyle dön, uygun adım var. Çekti gittiler o işi. Bir tanesi kaldı. Bir tanesi kaldı. Dedi biliyor musun? Hocam dedi çok iyi yaptın dedi. Geçen günler çok eskiden tanıdığım onun cemaatinden birisine telefon ettim. Dedim ki ne diyorsun bu işlere? Dedi bir senaryodur bu dedi, senaryo.